Bu videoda enzimlerden ve pH'in enzimler üzerindeki etkilerinden bahsedeceğiz. Ortamın asidik ya da bazik olması enzim aktivitesini ne yönde etkiler? Bakalım. Enzim neydi? Enzimler çeşitli tepkimeleri katalize eden ya da başlatan moleküllerdi. Biyolojik sistemlerde her yerde enzimler görülür ve enzimlerin çoğu amino asit zincirlerinden oluşan büyük proteinlerdir. Şöyle bir amino asit zinciri çiziyorum. Daireler amino asit. Buradaki temel yapı amino asit dizileri. İkincil yapı da bu amino asit omurgasının kendisiyle nasıl etkileşim kurduğunda gizli. Bu etkileşim büyük ölçüde hidrojen bağlarına bağlı. Şu iki amino asit arasına bir hidrojen bağı çiziyor. Hidrojen bağı neydi? Bir hidrojenle ondan daha elektronegatif olan bir başka atom arasındaki ilişkiydi. Örneğin su örneğinde bunu görmüştük. İşte birkaç su molekülü. Burada oksijenle hidrojen arasında kovalent bağlar var. Normalde bunların elektronları paylaşması gerekir. Ancak oksijen daha elektronegatif olduğu için elektronları çeker ve elektronlar bunun etrafında daha çok takılır. O yüzden su molekülünün oksijen kısmında kısmi negatif yük görülür. Hidrojen kısmında ise kısmi pozitif yük görülür. Bu çizdiğim sembol Yunanca delta harfinin küçük versiyonu ve kısmi yükü simgeliyor. Moleküllerdeki kısmi negatif yüklerle pozitif yükler birbirlerini çeker ve hidrojen bağları oluşur. Bu bağlar her zaman hidrojenle oksijen arasında olmaz. Hatta genellikle hidrojenle azot arasında olur. Tahmin ettiğiniz üzere azot da elektronegatif bu hidrojen bağları proteinin ikincil yapısını oluşturur dedik ki bu da proteinin şeklini oluşturan unsurdur. Ayrıca bunlar proteinin substratıyla etkileşime girebilirler. İşte proteinler bunların üzerinde tepkime başlatmaya çalışırlar. Örneğin bu büyük daire substrat olsun. Bunun bazı kısımları enzimin kendisiyle hidrojen bağı kurar. Bu gösterdiğim şeyin daha karmaşık halini de göstereyim mi? İşte bakın Burada bir substratla enzim arasındaki etkileşimi detaylıca gösteren bir şema var. Sarıyla çizdiğim yer substrat. Kesikli çizgiler hidrojen bağları. Bakın burada hidrojenle azot arasında hidrojen bağı var. Burada da hidrojenle oksijen arasında. Sarı kısım substrat. Onu çevreleyen kısımsa enzim. Peki bu durumda pH'ın işlevi ne? pH dediğimiz ifade aslında İngilizce power of hydrogen'ın kısaltması. Yani hidrojenin gücü demek. Bu da aslında hidrojen iyonu konsantrasyonunun negatif logaritması. Hidrojen iyonu da biliyorsunuz proton. O zaman bu değer enzimin şeklini ve substratla etkileşim kurma becerisini nasıl etkiler? Elinizde ne miktarda hidrojen iyonu olduğuna bağlı olarak durum değişir. Bunlar genelde oksijenin bir tane fazladan hidrojen protonuna bağlandığı hidronyum biçiminde olabilir. Evet, bu durum hidrojen bağlarını bozabilir. Bu hidrojenlerden bazıları moleküllerin negatif uçlarındaki bağları ele geçirebilir ya da pozitif uçları bir şekilde itebilir. Dolayısıyla farklı enzimlerin farklı pH değerlerinde aktiviteleri farklı olabilir. Zaten bu sebeple genelde şöyle bir tabloyla karşılaşırız düşey eksende tepkime hızı olur ve yükseğe çıktıkça hız artar. Yatay eksende ise pH değeri olur. pH dediğimiz şey aslında negatif olduğu için yüksek bir hidrojen iyonu konsantrasyonu ve bu negatif sebebiyle bize düşük bir pH değeri verir. Bu da asidik ortamlarla özdeşleşen bir durum. Düşük bir hidrojen iyonu konsantrasyonuysa yüksek pH değeri yani bazik ortam demek. Yine söylüyorum sebebi buradaki negatiflik. Evet, bazik. pH değeri 7 civarında olunca da ortam nötrdür. Farklı enzimlerin pik yaptığı pH değerleri farklıdır. Örneğin şöyle bir enzim aktivitesi eğrisi çizelim. Aktivitesinin pik yaptığı pH değeri de 4 olsun. Bu da nispeten asidik bir ortam demek ve bu tür enzim aktivitelerini midemizde görebiliriz. Başka bir enzim de asidik ortamları sevmiyor olabilir nötr ortamları seviyor olabilir. Onu da şöyle çizdim. Bunun pik yaptığı pH değeri ise 7 olsun. Bir de tabi bazik ortamları seven enzimler var. Bu durumu insan vücudunda görebiliyoruz. Örneğin yağları parçalayan lipaz enzimi midede olduğunda optimum aktivitesi şu enziminkine yakın oluyor. Bahsettiğim pH değeri kabaca 4-5 gibi ancak pankreastan salgılanan ve daha nötr hatta biraz bazik bir ortam olan ince bağırsak üzerinde etkili olan lipaz optimum aktivitesi de pH 8 civarında olunca gerçekleşiyor ancak pankreastan salgılanan ve daha nötr hatta biraz bazik bir ortam olan ince bağırsak üzerinde etkili olan lipazın optimum aktivitesi ise pH 8 civarında olunca gerçekleşiyor Konuyu bu kadar anlatsam şimdilik yeter. Buradan çıkaracağımız ana ders şu. Bir enzimin şekli ya da bir substratla etkileşime girme becerisi hidrojen bağlarına bağlı. E tabi hidrojen bağları da hidrojen iyonu konsantrasyonundan etkileniyor. Bu sebeple karşınızda hangi enzim ve substrat olduğuna bağlı olarak farklı pH değerlerinde farklı tepkime hızları görülebilir. Bazı enzimler asidik ortamları, bazıları da nötr veya bazik ortamları sever ve bu ortamlarda işlerini daha iyi yaparlar.